Çok değerli belediye başkanı, büyükçi dostumuz, değerli Konyalılar. Biz Türkiye'miz dışında bugün bu sahnede yer alan Türk Cumhuriyetlerimiz, Sovyet işgalinde yaşadığı ve Türkiye'mizle birbirimizi görmek imkanından mahrum kaldığımız yıllarda çok az insan gelebilirdi Türkiye'ye. Ve Türkiye'de de, Azerbaycan'da da her yerde bir sevilen şarkı vardı. Ben o şarkının ilk sözleriyle sizi selamlamak isterdim. Orta ve yaşlı nesil bunu iyi hatırlar. Ne derdik? Köroğlu'nun nigarından, Azerbaycan diyarından size selam, size selam getirmişim. Ben de vatanımız Azerbaycan'dan, vatanımız Türkiye'mize, sizlere, değerli kardeş bacılarımıza çoklu çoklu sevgiler getirdik söylemek istiyorum. Benim değerli kardeşim sunucumuz da söyledi biraz önce. Azerbaycan ve Türkiye, biz bir millet, iki devletiz. Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in bu sözlerini dünyanın her yerinde yaşayan ve sayı 120 milyondan fazla olan Türkiye ve Azerbaycan Türklerinin hepsi bölüşük ve aynı görüşteyiz. Çünkü biz Bahtiyar Vahapzade'nin söylediği gibi bir annenin evlatlarıyız, bir ağacın dallarıyız. O yüzden de değerli kardeşlerimiz, ben sözlerime başlayan zaman büyük ustad şairimiz derdi ki, bayrakları bayrak eden üstündeki damdı, toprak eğer umurunda ölen varsa vatandı. O yüzden ben Türkiye'miz için, Azerbaycan'ımız için, bütün vatan topraklarımız için hayatını feda eden şehitlerimizin karşısında baş eğerek, şehit annelerimizin, şehitlerimizin eşlerinin karşısında baş eğerek sözlerime başlamak istiyorum. Ve bu ödülü de onlar adına alıyorum. O kahraman şehitlerimizi yetiştiren, o fedakar kahramanları yetiştiren o büyük annelerimiz, o bacılarımız adına alıyorum. Çünkü biz Azerbaycan topraklarımızda da, Karabağ'ımızda da çok şehitler vermişiz. Türkiye'mizde ile son dönemlerde terörle mücadelede hayatını feda eden ve kahramanlık destanı yazan kahraman şehitlerimiz de. Biz onları her zaman sevgi ve saygıyla anacağız. Ben belediye başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Bizim büyük şairimiz Hüseyin Cavit, Stalin onu Pantürkist diye kurşuna düzmüştü. Büyük üstad şairdi ve dünyada kadın harekatları böyle aktif olmadığı zamanlarda biliyor musunuz kadını anlatan en güzel şiiri nasıl yazmıştı? Bunu bizim bir dedemiz yazmıştı, bir erkek. Derdi ki, kadın gülerse şu ıssız mühitimiz gülecek. Yani kadının gülmediği dünya ıssızdı, karanlıktı. Sürüklenen beşeriyet kadınla yükselecek. Mahva doğru giden dünya kadınla yükselecek. Kadınının eğitimli olmadığı, kadının yükselmediği, kadının rolünün geniş olmadığı dünya yükselemez diyordu. Bu bizim dedemizdi. Bizim dedelerimizden, nenelerimizden, bizim geleneğimizde kadınların her zaman toplumda büyük yer olmuş. Yeri gelmiş vatan için kardeşleriyle, eşleriyle savaşa katılmışlar. Çocuklar büyütmüşler, kahraman çocuklar. Güzel anneler olmuşlar, güzel eşler olmuşlar. Ve toplumun her hayatında aktif olmuşlar. Ve ben bugün çok memnunum ki bizim Bacı Bey'in ödül törenini, bu festivali da bir kadın yapıyor. Bunun ilk böyle uluslararası alanda böyle bir festivali yapan bir belediye başkanıdır. Bir kadın belediye başkanı olmak kolay değil, bunu da söyleyeyim. Milletvekili olmak da kolay değil. Siyasette başarılı olmak çok kolay değil. Ama öyle bir belediye başkanımız bunu yapmış ve kadınlara da öncülük, önem verme adına geleneğimizden gelen bu kültürümüzü yaşatma açısından da bu festivali böyle düzenlediği için ben ona ayrıca teşekkür ediyorum.
Məni bu ödülə layiq gördüyü üçün təşəkkür edirəm. Bu ödülü Azərbaycan adına alıyorum. Güzel Azərbaycanımız adına alıyorum. Bütün fədakar Azərbaycan türkləri, hanımları adına aldığımı da söylüyorum. Əhməd Cavad çırpınırdın qara dəniz, bakıb türkün bayrağına dediği zamanlar bizim ən zor zamanlarımızdır. Və milləti büyük bir qururla sahiblənməyə çağırırdı. Amma çox şükür, bugün Karadənizlə bərabər Hazar da türkün bayrağına baxıb dalğalanır. Biz böyük bir millətiz. Akdənizdən Karadənizə, Çin sınırından Balkanlara, Orta Doğuya uzanan və sayı 300 milyondan böyük olan böyük bir millətin və Avrasiyada ən çox imperatorluq və devlət quran bir millətin. Bu coğrafiyada heç bir millət bizdən daha fazla nə imperatorluq, nə də devlət qurmamışdır. Biz böyle bir millətin evlatlarıyız və biz Çanakkale dastanını yazan millətin evlatlarıyız. İstiqlal mücadiləsi dastanını yazan millətin evlatlarıyız. Biz, mən bugün sahnədə konuşuyorum, amma Mayıs ayı Azərbaycan Cumhuriyyətinin bütün Müslüman doğusunda qurulan ilk Cumhuriyyətimizin 100-cü yıl dönümüdür. Gəlin bir Azərbaycan Cumhuriyyətinin 100-cü yıl dönümünü də alqışlayalım. O Cumhuriyyəti qurmuş qadalarımız yıl içində yatsın. Söyləyəlim buradan və dəyərli kardeşlərimiz. Biz bugün bu coğrafiyada zor günlərdən keçiyoruz. Və ben her zaman, her yerde kendi insanımıza biz yeni bir Çanakkale'den geçiyoruz. Bunu açıkça söylüyorum. Ve böyle bir dünyadaki bu coğrafyada en çok hakkı olanların önünde gelenlerin içerisindeyiz. Ama bu coğrafyada bizim insanımızın çok gözyaşı var. Kırım'dan Bayır Bucağı, Kerkük'ten Karabağ'a, Kuzey Kıbrıs'tan Doğu Türkistan'a çok insanımızın üzüntüleri de var. O yüzden biz ne yapacağız? Biz birlik olacağız. Birlik beraberliğimizi daha da güçlendireceğiz. Bakın, Türkiye'miz üzerinde bugün dış güçlerin oynamak istediği oyunları hepiniz görüyorsunuz. Büyük güçlerin bu bölgede bizim birliğimiz olmasın, birliğimiz güçlenmesin diye oynadığı oyunların hepsini görebiliyorsunuz. Ve ne derler? Güç birliktedir demişti dedelerimiz, nenelerimiz. Ona göre birliğimizi daha da güçlendirmemiz lazım. O yüzden çocuklarımıza ilk önce devlet ve vatan kavramı aynı değil diyeceğiz. Devletimiz Azerbaycan'dı, devletimiz Türkiye'di, Türkmenistan'dı, Özbekistan'dı, Kazakistan'dı, Kırgızistan'dı. Ama bunların hepsini içine alan Bayır Bucağı, Kerkük'ü, Balkanlara kadar bu bizim vatan coğrafyamızdır. Vatanı çocuklarımıza daha geniş öğreteceğiz. Çocuklarımız vatanın her tarafına nerede doğmuş da fark etmez sahip çıkacak. Bizim Cumhurbaşkanımız Türkiye'mize son ziyaretinde böyle dedi. Türkiye'nin gücü dedi bizim gücümüzdü. Bizim gücümüz Türkiye'nin gücüdür. Türkiye ne kadar güçlü olsa Türk dünyası kadar güçlü olar. Azerbaycan ne kadar güçlü olsa Türkiye Güney Kafkasya'da Hazar kıyılarında kendisine o kadar güçlü hisseder. Birliğimiz ne kadar güçlü olarsa haksızlıklara, adaletsizliklere karşı birlikte daha iyi mücadele edebiliriz. O yüzden çocuklarımıza vatanın, Azerbaycanımızı, diğer kardeş coğrafyalarımızı, Türkiye'mizi her yerde fark etmez buradan çağrı yapıyorum insanlarımıza vatan coğrafyasını ve milleti gençlerimize, büyüyen çocuklarımıza iyi öğretek. Birbirimize daha çok sahip çıkar ve bu coğrafyada yeni bir tarih yazmaya artık iri iri büyük bir başlangıca artık gençliğimizi hazırlayalım ki bu bölgede ne zaman biz güçlü olduk, bu bölgede huzur oldu, adalet oldu. O yüzden aslında bu güce, bu büyüklüğe tek bizim değil,
aslında tüm bu bölgenin ihtiyacı var. Ele dünyanın da ihtiyacı var. O yüzden azizlerimiz, gelin birlik olalım, birbirimize daha çok sahiplenelim ve ben her zaman bunu söylerim. Bu törenleri burada yapıyoruz. Bu güzel topraklarımızda yapıyoruz. O güzel topraklarımız içerisinde bugün böyle törenleri yapamadığımız vatan topraklarımız da var. Konya'mız bizim kalbimizde özel yeri var. Çünkü Konya Türk tarihinde müstesna yeri olan şehirlerimizden biridir. Meram da onun göz bebeğiydi. Meram da onun en güzel bir parçasıdır. O yüzden ben hem güzel Konya'mıza, hem meramımıza, güzel Türkiye'mize her zaman başarı diliyoruz. Her zaman huzur diliyoruz. Kalkınma diliyoruz. Onun sevinci bizim sevincimizdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimiz demişti. Türkiye'mizin sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdi. Türkiye'mizin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye ve Azerbaycan bir yürekti demişti. Biz bir yüreğiz, aynı vücuduz, aynı yüreğiz, aynı milletin parçasıyız. Azerbaycanımızın Cumhurbaşkanı da her zaman bu mesajları verir ve bugün değerli kardeşim de bütün Türk devletlerini, toplumlarını öyle Meram'da bir araya toplayarak aslında Meram'dan güzel bir mesaj da verdi. Bayır bizim Bacı Bey Festivali'nden verilen en güzel bence mesajın biri de buydu. Beraberlik, birlik, kardeşlik, o kardeşliği daha da güçlendirme çağrısı ve bu ilk önce kadınlarımıza yapılan çağrıydı. Çünkü kadınlarımız, annelerimiz bu birlik bilincini daha çok önünde olarlarsa biz daha da çok gücü olarız. Dede Korkut'tan bugüne kadar hep dedelerimizin, nenelerimizin çağrışı bu olmuştur. Biz toplumumuzda kadınlarımız, erkeklerimizle beraber toplumun bütün sahalarında çalışmalıyız ki başarıları çok olsun. Çünkü bu başarı bütün toplumun başarısı demektir. Ona göre de bütün bacı beylerimizi, Zeynep Hanım ki bizi güzel yurt dışında temsil ediyor, biz gurur duyuyoruz. O sektörde de bir Türk kadınının gidip de dünyada öyle başarılı olunca biz gurur duyuyoruz. Bazen hep kişiler birbirimizi tanımadan da bir kardeşimizin başarılı olursa mutluluk duyarız ondan. Biz diğer bölge elçimize de Türkiye'mize teşekkür ediyoruz ki o bu kadar hem Türkiye'mize hem Azerbaycan'ımıza böyle sevdalıdır. Dostluktan yanadı, bizimle birlikten yanadı. Ben onu da tebrik ediyorum ve bu ödülü alan herkesten tebrik ediyorum. Bacı beylerimizin sahi çok olsun diyoruz.